Aracımız 2011 model Citroen C5 1.6 dizel. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Araç şu anda 302 bin kilometrede. Araç sahibimizin başta şikayetleri ESP lambası yanıyor. Kurum temizliği. Araç bazen güçten düşüyormuş arkadaşlar. Bunların kontrolü sağlanacak. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Bu arada arkadaşlar sizlere süper teşekkürden bahsetmek istiyorum. Süper teşekkür sayesinde bizlere işletmemize ufak çaplı destekler sağlayabilirsiniz. Eğer videolarımızı faydalı bulduysanız, bir işinize yaradıysa, çoğu kişiden sizi kurtardıysa hemen alt tarafta gösteriyoruz. Bu şekilde yorum kısmında yan taraftaki kutucuktan ufak çaplı süper teşekkürlerle destek verebilirsiniz. Akif Teke 100 SEK İsveç para birimi arkadaşlar. 100 SEK yollamış kendisi. Çok teşekkür ederiz. Normalde anlamam bu işlerden ama senin o elinle göstermelerin, güzel bir şekilde kontrol etmen çok mükemmel, samimiyetlik gösteriyor. Bravo. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. İbrahim Durgut 20 TL göndermiş ve Bilal'e selam söyle demiş. Bilal, İbrahim Durgut'un selamı var. Alper C adlı takipçimiz, kolay gelsin, sayenizde çok iş gördük demiş ve 12 euro. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Keselerine bereket. Sağ olsunlar bizleri destekledikleri için. Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı cihaza bağladık. Bakalım arızaları neler çıkacak. Arızalarımız çıktı. Sistemler arası kan bağı. BSI tarafından yayınlanan bir kodlu sinyalde mevcut olan parametrelerden bir tanesi geçersiz. Gaz pedalının sert nokta kontaktörünün ölçüsü, aksesuar kayışı, gaz pedalı konumu ölçüsü, marş kontrolü, hava doz ayarlayıcısı, air metering valve diyor, şöyle bir çevirelim. Hava ölçüm valve pozisyon yanlış, yakıt sıcaklık ölçümü, artıda kısa devre veya açık devre, sol arka stop lambası, akıllı dağıtım kutusu, elektronik birleşik sigorta ünitesi, sol ön kısa far. Bunlar önemli değil fazla da. Motor kontrol beyni veya tahrik zincir. Evet, motor tork bilgisi algılama arızası. ABS'ye vermiş, bir de gaz pedalı. Akış metre, gaz pedalı, bunları gösteriyor. Adam batlı matlı bunlar, baksana. Evet. Buralarda bir şeyler yaşanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neden bantlı? Hep bantlı. Bakalım kontrollerimiz yapılırken neler göreceğiz. Tüm arızalarımız silindi. Tekrar aracımızı çalıştırdık. Araçta bir dengesizlik var arkadaşlar. Buradan ben şunu tek tek kontrol ediyorum da. Ha, ondan dolayı bir dengesizlik yaptı. Evet. Ustamız bilgisayardan tek tek kontrol ettiğini belirtti. Ne yapıyoruz ustam burada şimdi? Neyi kontrol ediyoruz? Tamamlayıcı. Burada hava basıncı. Motor basıncı. Ne diyor mesela? Delik veya hortum arzusu diyor. Yani şunu diyor. Nerede diyor? Evet. Tamamlayıcı sonuçları. Turbo kompresör basınç sensörü veya delik hortum arızası. Yani bu gördüğünüz ustamızın bahsettiği hortum. Turboya gidiyor. Burada bir sıkıntı var. Bunu bu şekilde yapıştırmışlar. Bakalım başka neler göreceğiz. Ustamız araçta bir test sürüşü yapalım dedi. Daha sonra işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Testimiz başladı. Şu an herhangi bir arıza yok. Yok, servis yazıyor. Sildik. Servis yazıyor orada ama. O bakımla alakalı. Anladım. ESP arızası birçok şeyden yanar arkadaşlar. Bunun sargısı bozuk herhalde. Direksiyon sargısı. Direksiyon sargısı. Neden ustam? Yani korna çalmadığına göre ESP'yi de ondan veriyordur. Birbirine bağlı açı sensörü. ESP lambası nelerden yanar ustam? ABS'den yanar.
Direksiyon açı sensöründen yanar. Airbag sensöründen yanar. Turbo hortumu falan göster. Ondan alakası yok. Bu sadece çekiş. SP dediği yokuş kalkış. Destek. Desteği. Bundan dolayı performans kaybı olur mu? Olmaz. Anladım. O zaman öncelikle o bahsettiklerimizi kontrol etmemiz lazım. Ama korna çalışmıyor. Korna çalışmış diyor. Sargıdan yani, direksiyon sargısından. Evet, ondan olabilir dedi ustamız. Bakalım başka neler çıkacak. Şimdi bizim meşhur yolumuza geldik. Çukurlu yol. Hem altta bir şey varsa onu da duymuş olacağız. Robotta sıkıntı var. Cihazda göstermişti zaten de. Vites robotunda yani. Vites robotu. O zaman otomatik şanzımanca gidecek abi. Yok, bu robotla otomatik şanzıman değil bunlar da. Robotun temizlenmesi gerekiyor yani aslında. Otomatik tarihe karışacak ya yakında yani. Allah Allah. Tabii canım. Yeni versiyon da böyle. Yeni sistem de böyle artık. Robotlu mu? Robotlu. Hayırlısı olsun. İnsanlar çok yorulmasın da. Valla ilk zamanlar çok yorulurlardı ama artık çıkma sektöründe biraz açtık ya kendimizi. Evet. Var yani elimizde. Ve evet, tamiratı da artık ustalar her şeyi çözüm buluyor. Buluyoruz yani. O da bakım gereken bir şey ya. O da yani 100 bini, 150 binde hiç bakım yaptıran yok. Yani ben adam diyor hiçbir şey yaptırmadım. Onun da yağının değişmesi gerekiyor. Tabii tabii, yaptırmıyorlar bakımını abi. Gerekiyor. Şanzıman yağı olsun. Birçok kontrolünü gerçekleştirmiyorlar. Hidrolik kontrolleri. Ama bu da çoğunlukla bilinçsiz ustalardan kaynaklı oluyor. Ya tabii. Bak şimdi 100 binde... Şanzıman yağı ömürlük diyor adam. 100 binde çok ağır bir bakım olması gerekiyor arabanın. 100 binde yani. Egzozların da değişmesi gerekiyor normalde. Ama bizde öyle bir şey yok yani. Biz egzoz tıkanınca, arıza yapınca değiştiriyoruz. Yani. Normalde egzoz da değişken bir parça yani. İlla patlayacak, çürüyecek o şekilde. Ve dikkat ettiysen bütün genelde arızalarımız egzozla ilgili. İşte tıkanıyor, hararet oluyor. Katalizördü, egzoz tıkalı oluyor. Evet. Normalde 100 binde değişmesi gereken bir parça yani bu. Egzozdan egzoza değişiyor tabii. Bazı egzozlar krom, ömürlük paslanmaz oluyor. Ya şey, dışı önemli değil mi Emre abi? İçi önemli yani. Evet. Bir de bizde bu araba Avrupa standartlarına göre üretiliyor ama bizde Avrupa standartlarına göre yakıt yok yani. Olay oradan kaynaklanıyor. Evet. 55 binde kurum temizliği yapılır mı arabaya yani, Ford Focus'a yapıldı. 55 binde nefes almaya yer kalmamış araçta yani. Allah Allah. Tabii. İşte dandik mazot. E tabii. Araç sahibi de biraz nazik kullanıyorsa arabayı. İşte oldu bitti. Evet. Doluyor gidiyor. Tabii. Araç arıza atmadı şu anda. Evet, herhangi bir arıza yok. Performansı güzel. Duman var ama. Hmm. Şimdi gittiğimizde tekrar cihazda testlerimizi yaparız. Hangisi gösterirse daha yoğunluk gösterir yani. Evet. Diğerleri kayıtlı kalmış olabilir. Evet. Tamam. Şimdi işletmemize geçiyoruz. Aracımızı işletmemize getirdik. İşlemlerimiz başlıyor. Motor koruma kapağımızı söktük. Aracımızın işlemleri Vedadus'a gerçekleştirecek. Öncelikle yüzeyi bir temizliyor arkadaşlar. Turbo borumuz sökülüyor. Bakalım İçinden ne çıkacak? Patlak muhtemelen ya. Bunu böyle sardıkla ne gibi? Tabii. Biz bununla uğraşamayız yani. Öyle. Abdullah, bunu bir yarıp bakalım içine. Burada da aynı şekilde ustam. Ya orası önemli değil. Orası hava girişi de. Turboya giriyor ya yine. Bir problem var mı buradan? İşte o yüzden sarmışlar ama. Evet. Yani bu gibi parçaları direkt değiştirin arkadaşlar. Bu şekilde işlem yapmayın. Olmaz yani. Yakışmaz. Tofaş değil, bir şey değil bu araba.
Bak oynuyor zaten. Hiç gerek yok. Buralarda da bir şeyler olmuş. Yanmış sanırım. Kesmişler. Falçata kesikleri var. Evet. Amaçları neymiş anlayamadım. Yani o kadar mı yoklukta iş yapıldı? Yeni kasa bir araç. Partikül filtremizin okuyucu sensörü söküldü. Kurum. Komple kurum toplamış arkadaşlar. Oho. Komple tıkalı. Tamam. Tamam. Kendimizi daha çok zehirlemeyelim. Partikül filtresinin de revizyon olması lazım. Güzelce bir temizlenmesi lazım. Turbo hortumumuz açıldı arkadaşlar. Şuradan patlak. Bu yüzden de kapatmışlar, böyle bantlamışlar. Burası ustam. Emrah'ın E'si. Şimdi bir katla bakayım ustamız görsün. Tamam. Evet. Hortum değişecek. Hava akış metresinin soketini çıkarttık. Evet. Hava filtre kazanımız ve ara borumuz yerinden ayrılıyor. Akış metresi yapılmış. Yani bu arabaya bir işlem yapılmış ama yapamamışlar yani. Evet. Yani sorunu çözememişler. Mazot filtremizin yakıt giriş ve çıkış hortumları sökülüyor. Gördüğünüz turbo arkadaşlar. Turboya baktın mı ustam? Tamam, daha bakmamış. Intercooler'ımıza giden, görmüş olduğunuz hortum sökülüyor. Burada bir bağlantı ayağı vardı. Bağlantı ayağını ustamız yerinden ayırdı. Direkt boğaz kelebeğine gidiyor arkadaşlar. Intercooler borumuz söküldü. Ustamız intercooler'ı çıkartacağım dedi. Neden böyle bir karar aldın ustam? Abi kaçak var mı? Hava basınç kaçağı. Basınç kaçağı varsa yapar. Bu zaten kaynaklıymış. Evet. Kazandan kaçırıyor mesela. Şu kısmı yağlı. Evet. Herhalde çıkma olarak o. Darbeli. Darbeli ama kaçak ya oradan yapmamış da kazandan yapmış. Direkt bu kazandı. Şuralar yağlanmış arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada kaçak var. Bundan dolayı zaten çekiş düşer değil mi ustam? Tabii. Turbomuza ve boğaz kelebeğimize giden dağıtıcı hortumlarımız sökülüyor. Üst taraf bayağı bir açıldı şu anda. Görmüş olduğunuz külbütör kapağı arkadaşlar. Mazot filtremizin bağlantı cıvataları sökülüyor. Filtreyi tamamen yerinden alacak ustamız. Mazot filtremiz yerinden ayrıldı. Boğaz kelebeğimiz yerinden ayrıldı. Kelebeği görüyorsunuz. Yağ içerisinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakınız. Çevirir misin? Bu noktalar daha perişan. Bakın. Kelebeğin bu şekilde yağlanması turbodan kaynaklı arkadaşlar. Çünkü yağlı hava çıkıyor turbodan. İnceden yani bu şekilde şimdi anormal bir şey olsaydı yağlanıyor. İçinden yağ akardı yani çok. Ne ustam? Intercooler ters çevirdim ya bak şimdi. Hani bir sorun var mı diye. Yani sorun olmuş olsaydı yağ akardı içinden yoğun olarak. Bunda sorun yok. Şu an bir sıkıntı yok, diyorsun. Yağlama gibi bir sıkıntı yok. Kaçak yani. Diyordun. Hava kaçağı ayrı. Hava kaçağı o çekişini azaltıyor zaten. Anladım. Hava... Yağ basıncı yağlama olayı normal. Tamam. Havanın arızası partikül yani. Partikül mü diyorsun? Partikül tamamen tıkanmış. Bakacağız. Aşama aşama gideceğiz arkadaşlar işte. Müşterimizin şikayetini inşallah gidereceğiz. Mazot filtre bağlantı ayağımız yerinden ayrılıyor. Hemen arka tarafta elektrik soketlerimizin bağlantıları var arkadaşlar. Bağlantıları ayırıyoruz. Ayıramıyoruz. Hayır. Ama ayıracağız. Ha, ayırdık mı? Tamam. Görmüş olduğunuz parça EGR. Bu EGR borusu. EGR borusu boğaz. Bu şekilde temizleniyor bunlar da. Tabi külbütör kapağına da müdahale edeceğiz. Ve partikül filtresi, kurum temizliği bu şekilde. EGR'imizin soketi yerinden ayrıldı. Görmüş olduğunuz sensör, MAF sensörü. Ne arıyor? EGR borumuz sökülüyor. Oo, bayağı tıkanmış.
Egeremizin sabitleme civataları sökülüyor. Civatalar artık sökülmüyor arkadaşlar. Ağzı bozulmuş. Sökeceğiz. Biraz uğraşacağız. Bakın görüyorsunuz civatayı. Ustamız ayna yardımıyla Egeri'nin etrafına bakıyor. Neye bakıyorsun ustam? Sabitleme vidaların olduğu yere bakıyorum. Tamam. Kaç tutuyor diye bakıyor. 10'luk, 8'lik. Neler var? Aracın altına indik arkadaşlar. Bu tarafta bir bağlantı ayağı var. Ustamız bunu sökecekti. Fakat gördüğümüz manzara, bakınız. Bu civatalar gevşek. Bir işlem olmuş mu lan? Unutmuşlar sıkmayı. Evet. Alt tarafta bir işlem yapılmış. Fakat sıkmayı unutmuşlar. Arkadaşlar bunları sıkacağız. Harici başka gördüğümüz bir şey varsa söyleyeceğiz. Diskler çizilmiş. Müşterimiz frenle ilgili bir şikayet belirtmedi bize. O yüzden disklere bir müdahale etmeyeceğiz. Partikülü çıkarıyoruz mu abi? Arayalım müşteri. Arayalım abi. Hemen artikülü çıkarayım onu. Egzoz spreyimiz partikül filtresinden ayrılacak. Müşterimizden onay geldi. Partikül filtresinin temizliğini okeyledi. Filtremiz sökülecek. Partikül filtremizin soketleri yerinden ayrılıyor. Alt taraftaki bağlantımızı söktük şimdi. Üst tarafınkini sökeceğiz. Partikül filtremiz yerinden ayrıldı. Oo, abi. Bu kırık. Kırık, bu partikül filtresi gitmiş. Sırada EGR'miz var. Ölüm makinesi. Ölüm makinesi dedi ustamız. İstifa ettirir bana bugün. O derece. Abi ne var ne yok hepsi dağılacak. Bu kısım tamamen dağılacak. Ne var ne yok. O derece zor. Neden dağılıyor peki ustam? Bir tane vidası var bloğa giren. Ona ulaşmak için. Vay be. Abi. İnanmazsın. Hani böyle elektrikçiler video çekiyor ya. Aynen. Şarj dinamosu diye. Aynen öyle işte. Bir saat komple alacağız. Anladım. Ercan Usta partikül filtresini kontrol ediyor. Çok tıkalı. Çok tıkalı. Bir de tıkalı. Alttaki taş. Taş sanki şey yapmıştı ama bir kere daha temizlensin. Müşteriye söyledim. Eğer ki çabuk kısa sürede tıkanırsa değişecek. Öncelik temizlik dedi. Eğer kısa sürede bir de tıkanırsa değişecek. Ercan Usta araç sahibiyle görüşecek. Son uyarılarını yapacak. Müşterimiz iptalini talep ederse iptal edilecek veya değiştirilecek. Bakalım görüşme nasıl sonlanacak? Araç sahibimize görüştük kendisi. Şu anlık temizlik talep etti. Temizlensin, eğer ileride bir problem olursa komple değiştiririm, sökeriz dedi. Partikül filtremizi temizliğe yolladık. İşlemlerimiz devam ediyor. Emin manifoldumuz yerinden ayrılıyor. Baksanıza arkadaşlar. Katran. Tıkalı. Aşırı tıkalı hem de. EGR girişi işte o. Evet. Emin manifoldunun bağlantısı aynen. EGR giriş dedi. Yani EGR'den öncesi temiz. EGR'den sonrası. Evet. Mahvolmuş. Şimdi EGR'ye geldi sıra. Evet. EGR'yi de bağlantı oturmuş. Mühendis bizim için çalışmış ya valla. Evet, gerçekten öyle usta. Nasıl yokuş yaparız diye. Bak ya, nasıl uğraştırıyor. Şurada da o bağlantı klipsi var. Tamam, şu su borusunu komple yerinden çıkaralım abi de. Tamam usta. EGR'miz soğutucu ile beraber yerinden ayrıldı. Bu girişi. Bu da çıkışı. Evet. Buradan giriş, buradan çıkış oluyor değil mi usta? Şimdi güzel bir şekilde parçalarımızı temizliği gerçekleştirilecek. EGR'imizin contası çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıkılmış arkadaşlar. Buranı kaçak yapmış işte. Ve aynen. Kaçak yapmış. Bu ne yapar? Performans kaybı yapar tabii ki. Performans kaybı yapar. Hem gaz kokusu verir içeri. Evet. Çiğ yakıt kokusu verir. Müşterimize görüştük.
külbütör kapağı değişecek. Intercooler'ın fiyatına göre karar verecek. Değiştirin derse değiştireceğiz. Egere borumuz temizleniyor. Öncelikle ustamız ilaçla yumuşattı. Egere kütüğümüz tamamen temizleniyor. Bu arada Suzuki Alto'muz var arkadaşlar. Motor rektifiye yaptık. Toparlamasını gerçekleştirdik. Birazdan motorunu takacağız. Çok yakında YouTube kanalımızda yayında olacak veya şu an yayındadır. İzlemeyi kesinlikle unutmayın. Yeni külbütör kapağımız bu şekilde arkadaşlar, temin ettik. Turbo hortumumuzu aldık. Intercooler'ı müşterimiz değiştirmek istemedi. Bu şekilde tekrar takacağız. Külbütör kapağımız sökülüyor. Benzin ile güzel bir şekilde temizliyoruz. Külbütör kapağını sökmek için trigger kapaklarını da yerinden ayırıyoruz. Şimdi külbütör kapağımız yerinden ayrılacak. Yeni kapağımız ambalajından ayrılıyor. Yeni külbütör kapağını takmadan önce yüzeyi güzel bir şekilde temizliyoruz. Yeni kapağımızın montajı gerçekleştiriliyor. Araç sahibimiz geldi. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz bizleri tercih ettiğiniz için. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Evet. Intercooler'ı söyledik. Siz kendiniz zaten farklı bir şey yapacakmışsınız acaba? Aynen öyle. Intercooler değişecek zaten. Nasıl değişecek? Başka bir yerde. Aynen. Zaten aldığımız yerde yenisini tekrardan değişecek. Bu randıman vermediği için yenisi. Eğer bu olmazsa tekrardan değiştiririz diye söylediler. Bu bir de şaseden çıkan orijinal değil. Farklıymış bu. Evet. O farklı. Orijinal şaseden farklı çıkıyor. Haberim var. Evet. Tamam. Bir de radyatörü değiştirecek misin herhalde? Aynen öyle. Radyatörü. Tamam. Onun haricinde gördüklerimizi yapıyoruz. Hı-hı. Külbütör kapağım burada. Evet. Bak. Hı-hı. Şurası. Evet, görüyor musun? Külbütör kapağım. Evet. Buraya bir işlem yapmışlar. Hı-hı. Falçata izleri bile var şurada. Var, evet. Bu değişmesi lazımdı yani. Daha çok büyümeden. Aynen öyle. Zamanında değişmesi iyi oldu. Evet. Onun haricinde başka gördüğümüz ne varsa yapıyoruz. Bunu zaten bantlamışlar. Hı hı. Patlak. Patlak noktası. Evet, oradan kaçırma olduğu için büyük ihtimalle ESP arızalanmasında buradan yakıyor olabilir diye düşündüm. Zaten bilgilendirdiğimiz. Bu araç kornası çalışmıyor. Hı hı. Korna çalış. Sargıda sıkıntı var herhalde. Ondan dolayı da ESP yakar. Olabilir mi? Tabii. Şimdi sargıda sıkıntı varsa diğer tuşlar çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Sargıda sıkıntı varsa diğer tuşlar şimdi sıkıntısız çalışıyor. Airbag'çiye gidersin. Sargıyla evet. Onun alakası yok ama. Tamam. Ha, korna basmaz sargıda genelde. Bir de airbag arızası verir. Evet. Bu hortumun değişti. Bir tamam. Tane hortumun vardı. O sıkıntı yok dedi tamam. Ustamız. EGR soğutucum falan hepsi söküldü. Partikülü temizledik. Partikülü temizlettik. Evet. Bir Ercan Usta seninle görüştü. Görüştü. Ben de görüştüm. Yine bir süre daha bu şekilde devam edecek. Tamam. Eğer tekrar sıkıntı olursa tamamen değişecek partikül. Aynen öyle. Haberim var, onu da söylediler. Tamam. Şimdilik bu kadar. Gelişmelerin devamını videoda izlersiniz. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. 21 Aralık Çarşamba gününden herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünlük işlemlerimiz bu kadar. İşlemlerimize yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. ...22 Aralık Perşembe gününden herkese günaydın arkadaşlar. Güne başlarken hemen temizlik işlemiyle ve aracımızı toplamakla işlemlerimize start verdik. İçeriden hala kurumlar çıkıyor. Evet. EGR'nin kurumlarından. EGR'nin değil mi? EGR'nin.
temizlik gerçekleştirildi. Son kontrolleri Vedat ustamız yapıyor. İçeriden çıkan kurumlar tam olarak burada EGR'nin girişi var. Tek bir giriş arkadaşlar. Ustamız buradan ayna yardımıyla temizleyip kontrolünü sağlıyor. Çıkan kurumlar. Adam gibi olmuş. Bu kadar açılmışken kızdırma bujilerini de değiştirmek gerekiyor. Tabii ki kızdırma bujilerini değiştirirken bazı olasılıklar var. Buji kırılabiliyor. Bunu daha sonra tornacı tamir edebiliyor. Tornacı yapamazsa da kapak açılmaya kadar gidiyor arkadaşlar. Çok şükür bu aracın kızdırma bujileri kolay çıktı. Bir tane buji yağlı sanırım ustam. Bujiyle temizliyoruz içerisini. Ben buradan hava basacağız şimdi. Emmeden atsın pislikleri diye. Tertemiz olacak onlar da diyorsun. Ustam sibobu yamuklarına kadar şey yapmış baksana. Kurum değil mi? Evet sen temizledin sen biliyorsun daha çok. O yüzden buradan temizlememiz lazım. Tamam ustam. Hava. Kızdırma bujilerimiz de değiştirilecek. Şu an ustamız harbi çekiyor. Askerlik yapanlar bilir. Tüfekleri temizlemek için namlu uçlarını bu şekilde harbi yapıyorduk arkadaşlar. Kızdırma bujilerinin giriş noktalarından benzini basıyoruz. Yaklaşık 1,5 saattir hala bu bölgelerle uğraşıyoruz. Kurum çıkıyor. Temizliyoruz çıkıyor. Şimdi de bujilerin giriş noktalarından tekrar hava basıyoruz. Toplama işlemimiz başlıyor. Yeni kızdırma bujilerimizi temin ettik. Şu an montajı gerçekleştiriliyor. Kızdırma bujilerimizin elektrik tesisatı takıldı. EGR montajımız yapılacak. Egzoz gazı giriş ve çıkış noktalarımıza ısıya dayanıklı badal sürüyoruz. Bu sıvı ısındıkça kemik gibi oluyor arkadaşlar. EGR kelepçesi ne yazık ki yoktu. Bu yüzden eski kelepçeyi kullanıyoruz ve badal desteğiyle kaçak yapmamasını sağlayacağız. Bakarken burası içeriye doğruydu. Evet. Göstermiştim. Kırmışlardı aynen. EGR kütüğümüzün montajı yapılacak. Şöyle göstereyim. Parçalarımız tertemiz arkadaşlar. İlk halinden eser yok artık. EGR kütüğümüzün montajı gerçekleştiriliyor. EGR bağlantımız gerçekleştirildi. Manifold borumuzu da taktık. Boğaz kelebeğimiz, mazot filtremiz takıldı. Aracımızın üst tarafta ilgili işlemleri bitmek üzere. Birazdan partikül filtresine geçeceğiz. Yeni yağ filtremiz takıldı. Motor yağımızı değiştireceğiz. Müşterimiz sadece yağ ve yağ filtresinin değişmesini talep etti. Alt taraftan yağımızı boşalttık. Şimdi karter tapamızı takacağız.
Yeni motor yağımız 530C2 yani partiküllü olarak dolduruluyor. Şimdi aracımızı bir çalıştıracağız, bu şekilde sesini duyalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi bismillah. Bas! Bu noktadan pompalıyor. Yakıtta hava varsa havayı alıyor. Turgut daha yeni dönüyor aslında. Devam edin abi. Stop. Nasıl ustam, nedir yorumların? İyi de şu turbo. Ercan bir daha çalıştır. Turboya bakıyor. Tamam abi, şu. Stop. Tamam. Tamam mıdır? Tamam abi. Bak turbo dönmüyordu, şimdi dönüyor iyi. Tamam. İyi oldu, değiştirdik. Evet, turbo rahatladı. Sesi de gayet güzel. Şimdi diğer aşamalara geçiyoruz. Sensör temizliğimiz gerçekleştiriliyor. Partikül filtre montajımız gerçekleştirildi. Yıkamaya giderken bu delikleri kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi tapamızı çıkartıp sensörümüzü takacağız. Aracımızı tekrar çalıştırdık. Yedek su depomuzun kapağı açıldı. Su buradaydı. Bayağı bir çekti. EGR falan söküldüğü için biraz hava yaptı arkadaşlar. Burada tapa yeri var. Burayı açıyorsunuz. Havasını alıyorsunuz. Tabii ki yedek su deposunu doldurarak, basınç oluşturarak havası alındı. Şu an tamam. Böyle ne yapıyorsun abi? Kaçak kontrolü var mı? Sıktım EGR'de. Emme girişinde. Kaçak olursa başka yerden oradan hava alır. Buradan böyle yapmaz. Böyle düşmez motorun devri. Anladım. Buradan üflüyor. Turbodan gelen. Turbodan geleni üflüyor. Buradan da çekiyor. Aracımızın toplama işlemi bitti. Şimdi ustamız makineye bağladı ve partikül filtresi rejenerasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Otomatikman kendisi gazını ayarlıyor arkadaşlar araç. Yaklaşık bir 30 dakika sürüyor bu işlem. Aracımızın yağ kartı yazıldı. 302.500 kilometrede yağ bakımı işlemi gerçekleştirildi. 312.500'de bir sonraki yağ değişimi. Partikül filtre rejenerasyon işlemimiz bitti. Şimdi kontağımızı kapatacağız ve aracımız 35 dakika boyunca kontak kapalı vaziyette bekleyecek. Aracımızın yarım saatlik bekleme süresi bitti. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Kontağı açınız. Uyarısı geldi. Kontağımızı açıyoruz. Motoru çalıştırın. Tamam. Robot da düzeltti. Otomatikman. Adaptasyon yaptık ya. Komple sistemi. Partikül harici sistemi de mi adaptasyon yaptın? Komple yaptım ben. Robot da düzeldi. Düzeldi. İyi bari. ESP sistemi devre dışı. Aktif. ESP düzeldi. ESP de düzeldi. Çok güzel. Demek ki komple sistem adaptasyonu mu istiyormuş? Komple adaptasyon yaptım ben. Kurum temizliği de tamam. Adaptasyon da tamam. Güzel. Ya bu tamirden sonra yapılmamaktan da kaynaklanıyor. Zaten araç yeni tamirden çıkmış, bir şeyler olmuş. Altta gördüğün evet. Vidaların hepsi gevşekti. Onları sıktık, tamamladık. Evet. Çok eksik vardı bir de yani her yerinde. Neler eksikti? Aklına gelenler neler olsun? Arka su kursağında vida yoktu. EGR'nin vidası yoktu. Manifold'un alt vidası yoktu. Bağlantı vidası. Vay be. Ben oraları göremedim. Kör noktada olduğu için. Biz alttan yapıyoruz. Bak şu anda. Canavar gibi. Canavar gibi.
Güzel. Sevindim. Böyle tek kalemde bir işletmeden çıkıyor ya araba. 10 numara. Adam da uğraşmıyor. Tabii. Yok airbagçisiymiş, yok elektrikçisiymiş. Performansı çok güzelmiş ya. Evet, kafa kaldırıyor direkt. Aynen, gitmiyordu. Eğer yine peki ESP arızası verirse ne yapacak? Artık yani o şeyden ya, sargıdan verirse de yani. Daha bir şey kalmadı diyorsun. Daha bir şey kalmadı. Tamam. Küçük bir servis yazısı var. Bakım. O işte şeyle alakalı. Bakımla alakalı. Yok, bu ESP yaktırır. O da mı? Hı. Bak, o da sıfırlandı çünkü. Hmm. Yağ bakımı da sıfırlandı ama. Şimdi Çukurlu yola geldik. Alt takımda bir şey varsa burada belli olacak. Bak o ilk deneyimimizdeki takırtı o gevşek olan vidalardanmış demek ki. Evet. Alt tablonun vidalarından. 4 tane. 4 tane de. Hiç sıkılmamış ya. Manuelimizi de deneyelim. Perşembe. Kavraması kalkışı güzel. Hacı abi yanaşacak herhalde. Herkes yol verdiğine göre. Hı hı. Kararsız. Pazar var ya, yanaşacak herhalde. Hı hı. Hacı abi. Şuraya gözü kestirdi herhalde. HC. Oradan mı Hacı abi? Hacı abi işte HC. Frenler de güzel. Kornanın çalmamasının dezavantajı. Dezavantajı. Kimseyi rahatsız etmiyorsun. Abla, hatta vuruyor da abla. Abla çıkıyordu yani önümüze. Yeşillendik abi. Manuel, otomatik. Karıştırıyorsun. Bir o, bir o. Vitese sürekli oynuyor ustamız. Abi 5 sene kullanıp da hiç manueli kullanmayan müşteri gördüm ben ya. Otomatik mi? Otomatik de. Mesela Japonlarda L vardır, S vardır. En alt kademelerde, rampalarda. Tek kademe. Otomatik de. Hı. Yani ne kadar dik olursa olsun ağır devir oluyor. Adam diyor ben D'ye aldım, başka hiçbir şey almadım bugüne kadar. 10 seneden beri araba ondaymış yani. Vay be. Tabii. Ama onu bir manuel almak lazım arada. Tabii arada manuel almak. Onun da bir tadı farklı. Araç hakkında yorumun nedir ustam şu an son durum? Araç şu an tamam. Yıkamaya gidecek. Hazır sonra diyorsun. Hazır. Teslimatını yapacağız. Bir son kontrollerimizi yapalım. Yağ kaçağı var mı? Su kaçağı var mı? Tamam. Bir kontrol problem. Kontrol etmeden bırakmıyoruz zaten de. Bırakmayalım yani. Evet. Çünkü ne olursa olsun sökülen takılan parçalarda bir şey olur, bir aksaklık olur. Bir hata olur. Stamp sıkmamış olabilir. Oturmuş İnsanlık olabilir. Hali. Isınınca yerine oturmuş olabilir. Hmm, tekrar bir sıkma payı daha ister. Tabii tabii. Evet. Bizim bu meslekte hata hiç kabul etmiyor yani. Doktorluk gibi aynı. Ya başka mesleklerde hadi oldu diyelim, kaportacı yamuk yaptı, şasa yamuk, bilmem ne yamuk, araba gidiyor bir şekilde de bizim işimizde gitmiyor yani. Yolda bırakıyor çünkü. Evet.
Kesinlikle. Bakalım aracımızda bir problem var mı? Yağ kaçağı, su kaçağı var mı? Şimdi işletmemize geçip bunları birlikte izleyeceğiz. Evet, ne yazık ki tekrar araç ESP lambası yaktı arkadaşlar. Ustamız şimdi neden yaktığını kontrol ediyor. Arızalarımız çıktı. Gaz pedalı konumu ölçüsü, gaz pedalı çalışma alanında tutarsızlık. Air metering, çeviri yapmamız lazım ama internet yok. Pozisyon. Interconnector diyor. ABS fren sistemi diyor bak şimdi. Evet. Motor kontrol beynini ve tahrik beynini arayıcı. Bu ESP'yi de bu yaktırır. ABS. ABS evet. Evet. Hava yastığı ESP'yi yaktırır. Ki zaten bu yaktırıyor. Evet. Kornaların kumandası arızalı diyor. Şasi ve kısa devre diyor. Elektriksel bir sıkıntı var diyor. Muhtemelen bunlar. Evet. Evet. Bizim mavi hava doz ayarlayıcısı yanlış diyor konum. Evet, bu değişebilir. Nedir abi? Bu değişebilir. Hava doz algılayıcısı mı? Evet. Tamam, biz bunu tekrar silelim bakalım. Tekrar tamam. Verirse. Evet. Hava debisini mi kontrol ediyorsun? Evet. Hava ile ilgili bir problem var mı diye yani. Evet. Tamam. Egele devresinin çalışma kontrolü. Egzoz ısısı, geri kazanım sistemi vanasının çalışma kontrolü. Başladı. Hiçbir arıza yok diyor. Tamam. Bütün hava devresinin çalışma kontrolü. Başladı. Test bitti. Evet. Allah şükür yani yaptığımız işlemlerde sorun yok. Bizim yaptıklarımızda bir problem yok. Bir daha kontrollerimizi sağlayalım. Sonra. Yakıt sıcaklık ölçümü artıda kısa devre veya açık devre. Airbag lambası. Evet. Bunlar da arıza olarak atmamış da. Ama. Ön aşamaya almış yani sonuçta. Evet. Kaydetmiş. Hava doz ayarlayıcı demiş değil mi? Evet. Aracımız çalıştı. Problem olduğunu nasıl anlıyoruz ustam? Hepsi sıfırda kalırsa yani seçim yaptığımız bak şimdi
tepkim olmazsa diyorsun yani. Şimdi hava doz ayarlayıcı pozisyonu talimat diyor. Gaz veriyorsun, bırakıyorsun. Bizi etkileyen bu ya. Şu evet. Anda. Kıpırdamadı. Evet. EGR'ye elektronik bunu... O, bu değil. Pozisyonda çalışmaz ya. Aktif hareket mi etmesi lazım? Tamam. Yani bayağı basınç olması lazım ki. Hava doz ayarlayıcı konum yok. Ne yapacağız peki burada? Bakmamız gereken o. Tesisatına bakacağız ya da sensörü değiştireceğiz. Peki bu şasede kısa devre var diyordu. Öncelikle i̇şte bir elektrikçinin bakması gerekmiyor mu buna? İşte yani biz soketine bakacağız. Belki gözle görünür bir şey gözle varsa. Gözle görünür bir şey varsa. Müdahale edelim. Yoksa da elektrik çekecek tabii ki. Tabii direkt sensör değiştirmeden önce bir elektrik tesisatının kontrol edilmesi lazım bence de. Ustamızın dediği gibi. Atmosfer basıncı 1000'lerde, 1005'lerde güzel. Peki normal değerinde olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Orada kırmızı ibare çıkıyor zaten. Şey 1000 falan yazan değerde mi? Tabii burası düşük oluyor zaten. 1000'den aşağı olursa zaten düşük oluyor da. Genel olarak hepsinde kırmızı mı oluyor? Tabii kırmızıya düşüyor. Anladım. Tamam bu. Motor devri. Bu da normallerde. Tamam. Zaten 9'da durması lazım saat devrinin. Evet. Buradan aşağı olursa zaten arabada çok vibrasyon olur böyle. Titreme, silkeleme olur. Tamam Emre, bizim değerlerim güzel. Bir o basınca şimdi bakacak. Şimdi bakacağız. Bitsin arabanın temizlik işleri. Tamam. Bir daha. Hava debi ölçer. Isı. Isısı. Bu o MM manifoldun üstünde olan vardı ya. O. MAF sensörü dediğin. Manifold hava sıcaklığı vesaire, su sıcaklığı. Aslında cihaz her şeyi söylüyor. Tabii tabii yani. Cihazı kullanabilirsen düzgün bir şekilde. Usta cihazlar artık ya biz. Evet. Cihazların alt kademesinde kaldık yani. Evet, nokta atışı söylüyor. Tamam. Hava doz ayarı 0 diyor. Hava doz ayarlayıcısı pozisyonu ayarlayıcı talimatı. Pozisyonu talimatı 0. Evet. Tamamdır Emre. Tamam. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. İşletmemiz full olduğu için şu anda kanalda veya lifte aracı kontrol edemiyoruz. Bu yüzden oto yıkamaya geldik. Aracımızı yıkamaya teslim ediyoruz. Yıkamadan sonra işlemlerimize, işletmemize devam edeceğiz. Aracımız oto yıkamadan geldi. Ercan Usta kontrollerini gerçekleştiriyor. Bu ne zamandan beri yanıyor gülüm? Abi bir hafta falandır zaten. Daha yeni. Ercan bu... O yüzden bir sıkıntı çıkmadan geleyim de. İşlem yapılmış buradan da. Alo. Hiçbir elektrikçiye götürmedin mi? Buralar hep atlanmış. Hiç götürmedim elektrikçiye. Hiçbir elektrikçiye götürmediğini belirtti araç sahibi. SP'yi bunlardan yapar. Ama onun için şimdi görsel olarak bir şey gözükmezse tesisata 5 volt geliyorum diyor. Komple bakılması lazım elektrikçiye götürmen, elektronikçiye. Ama şunun içini açıp bir göreyim ben. Bantın olduğu yeri mi abi? Burayı mı diyorsun? Burayı. Ha burayı. Şunu çıkartmamız lazım. Belki pislik vardır, okumuyordur. Anladın mı? Tamam. Çay falan oldu. Ama SF... bu SP muhabbeti yine bir hafta falan oldu. Oradan da yapar ama. Ama oradan airbagçi baktı, oradan yapmayacağını söyledi zaten. Söyledi mi? Yani söyledi, oradan yapmaz dedi. Daha tamam. O işte gaz kelebeği dalgalanmasıyla SP'nin yakması bir yerde hava alıyor dedi. Hava alma bir turbo. Turbo patlaktı. İçerisi kurum doluydu zaten. Videoyu izleyince evet, göreceksin. Kötüydü. Bana söylediler zaten. Evet. Benim tek sıkıntım ya yanan SP. Başka bir şey yok yani. Evet. Bir şey, burada bakacağım bir şey çıkmazsa elektrikçi için. Debi ölçer bu oluyor arkadaşlar. Diğer ismi debi ölçer, akış metre. Yok. Temiz.
Şimdi sen yine hava tut, bir de onun içine devam et. Bak bakayım içinde bir şey var mı? Hava girse önüne şey yapar. Ama biraz sık. Tekrar montajımız gerçekleştiriliyor. Kelepçe bozuk. Çelik kelepçe olarak değiştireceğiz. Yeni kelepçemiz takılıyor. Aracımızın işlemleri bitti. Müşterimizin kurum temizlik şikayeti gitti. Fakat ESP arızası akış metreden kaynaklı. Öncelikle onun bir tesisatına bakacaksın elektrikçide. Elektrikçi bir sıkıntı yok derse akış metreyi direkt değiştireceğiz. Aynen. Çünkü öyle. Pahalı bir parça olduğu için direkt değişimi gerçekleştirmiyoruz. Elektrikçiye görecek. Ondan sonra bakacağız artık. Gerekirse akış metreyi değiştireceğiz. Tabii yine takibimiz olacak aracınız sizde. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, kesenize bereket. Hoşçakalın. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağı alan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.